Arkadaşlar merhaba. Bugün otomatik jigle diyaframını anlatacağım. Bir arkadaşımız video istemişti. Şimdi öncelikle bu klimalı modellerde bu otomatik jigleye buradan iki tane hortum giriyor. Birincisi şuradan klimanın klima devreye girdiğinde buradan havayı çekiyor. Arabanın rölantisini yükseltiyor. Yani rölantideyken klima motoru buradan güç harcadığında isabetmesin diye buradan arabanın rölantisini yükseltiyor. Diğeri ise şuradan aşağıdan bir hortum geliyor. Bu da soğukken, araba soğukken rölantisini buradan yükseltiyor. Araba ısındığında tekrardan bu kapanıyor aşağıdaki. Tekrar normale dönüyor. Bu da hareketi şuradan sağlıyor arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Bakın. Buradan hortumdan havayı somurduğunda buradan gazı yukarı çekiyor. Aynı şekilde diğer tarafta hareket ettiğini görebiliyor musunuz? Şu an hareketi bilmiyorum. Bu şekilde yani normal gaz veriyor. Şimdi bununla ilgili internette çok uçuk kaçık, işte 300'e yaparım, 800'e yaparım gibi uçuk kaçık, mantığa sığmayan rakamlar dolanıyor. Ben bunu kendim tahminini yaptım. İnternette 15 liraya bunun diyaframı satılıyor. Diyaframını 15 liraya internetten getirtiyorsunuz. Şurada iki tane civatası var bunun. Tornavida ile söküyorsunuz. Şuradan pimini çıkarıyorsunuz. Ben kablo taktım buraya. Pimini kaybettim. Pimini çıkarıyorsunuz. Bunu alıyorsunuz. Bunun içinde iki tane diyafram var. Bu iki diyaframı içinden sökmek çok zor. Ben ispiralla kesip çıkardım. Siz de keskiyle falan bir şekilde kesip çıkarabilirsiniz. Kesip çıkardıktan sonra ben tek diyafram aldım internetten. Bir tane diyafram aldım. Bunda iki diyafram var. Biri üstte bir alta takılıyor. Ben aldığım tek diyaframı şu alta taktım. Alta takmamın sebebi bu iki hortumla görev yapsın diye. Yani bundan da havayı somurduğunda, rölantide soğukta o diyaframı çekecek yukarıya. Klimayı açtığımda, klimadan somurduğunda da o diyaframı yukarıya çekecek. İkisinde de tek diyafram devreye giriyor. Denedim. Aşağıya taktım. Yalnız bunu taktığımda bazı sorunlar çıkabiliyor. Şimdi bunu aşağıya taktığımda şuradaki çubuk, çeken çubuk kısa geliyor. Benimkinde kısa geldi. Diğerlerinde bilmiyorum. Belki de yetecektir. Kısa geldiği için ben buradaki çeken çubuğu uzattım. Bir tane uzun sobum vardı. Civatayı kestim. Ucuna ekledim. Sobunla ek yaptım. Bunu biraz uzattım aşağıya. Siz de elinizdeki imkan çerçevesinde bunu uzatabilirsiniz. Yani bu çok sıkıntılı bir durum değil. Bir de bunun üstten ayarı var arkadaşlar. Bu havayı çektiğinde atıyorum siz işte 15 gaz ayarlayacaksınız. Ama bu çok çekiyor. 20.000 devre çıkarıyor diyelim motoru. Yani çok fazla çekiyor. Şuradan bu civatayla ayarlıyorsunuz bunu. Normalde bunun kendi içinde kısa civatası var. Onunla ayarlamanız gerekiyor. Bunu taktığınızda o kısa civatanın boyu buna yetmiyor. O yüzden şu şekilde iki tane civata alıyorsunuz arkadaşlar. Bunları 1 liraya alırsınız. Yani 1 lira bile tutmaz. Para bile vermeseniz verirler bunları size. İki tane civata. Şu üstteki ayar için şuradaki civata. Bunu buraya takıyorsunuz. Buradan ayarını yapıyorsunuz. Şuradan da sobunları sıkıp sabitliyorsunuz. Şu civatayı da ben aldım ama kullanmadım. Gerek olmadı. Şu aşağıdaki çubuk kısa gelirse bu aynı dişte oraya takarsınız. Bir şekilde ucunu bu tarafa doğru büküp veya ucuna bir demir kaynatıp kendi imkanlarınız çerçevesinde, yani elinizdeki imkanları bilmiyorum. Kaynağınız var mı? İspiralınız var mı? Yaptırabilir misiniz? Veya direkt kendiniz bunu şuradan dibinden kesip bu tarafa doğru büküp de takabilirsiniz. Diyafram internette farklı fiyatlara satılıyor. Ben 15 liraya aldım. Yani bu civatalarda 1 lira, 2 lira, yani 20 lirayı geçmez buna yapacağınız masraf. 30 lira olsun, 50 lira olsun. 300, 500, 800 gibi akla mantığa sığmayan rakamları bayılmanın hiçbir anlamı yok. Burada dikkat etmeniz gereken iki tane diyafram var dedik. Bu alttaki diyaframı taktığınızda üstteki diyaframın yeri boş kalacak. Şuraya kırmızı sıvı conta sürdüm. Bak görüyorsunuz. Buraya sıvı conta sürün arkadaşlar. Çünkü buradan havayı somurmasın. Yani buradan havayı çektiğinde buradan kaçak olmasın. Üstteki diyaframın yerine, kenarına, bunu şu şekilde etrafına sökülmüş haldeyken sıvı conta sürün. Oturtturun, takın. Hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Ben de gayet güzel çalışıyor. Umarım işinize yarar. Herkese kolay gelsin. Kazasız belasız günler diliyorum.